İyi akşamlar sayın seyirciler. TVNET ekranlarında haber analiz programıyla yeniden karşınızdayız. 17 Aralık sürecinde çok az kişi konuşurken İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir haber analize TVNET'e konuk oldu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Ocak ayıydı, 2014'ün Ocak ayıydı Savcı Demir'in o açıklamalar yaptığı dönemde henüz yerel seçimler gerçekleşmemişti. Türkiye'nin şimdiki siyasi tablosu netleşmemişti. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir yargı darbesi girişimiyle, örneğine pek rastlanmayan bir darbe girişimiyle karşı karşıyaydı. O dönemde Savcı Demir pek çok şey söyledi ama özetle şuna vurgu yaptı. Eğer muhatabı bu operasyonun bir yargı darbesi olduğunu, darbe olduğunu söylüyorsa burada darbe suçundan işlem yapılmalı dedi. O günden bugüne çok gelişme yaşandı bilhassa yargıda. Son olarak 12 Ekim'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri seçildi. 14 bin yaklaşık hakim ve savcının oyuyla bugün haber analizde Mehmet Demir'le Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun değişen yapısını konuşacağız. Türkiye'de yargının geleceğini konuşacağız. Yargı mensuplarının özlük haklarını konuşacağız. Yargı darbesi girişimini konuşacağız. Pek çok meseleyi masaya yatıracağız. Siz de yayınımız sürerken soru ve yorumlarınızı Twitter'da @TVNetHaber ve @UnluFerhat adlı kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Sayın Savcı hoş geldiniz. Mehmet Bey. Hoş bulduk. Israrlı taleplerimiz üzerine normalde pek tercih ettiğiniz bir şey değil. Daha önceki yayını da biraz sıra dışı biçimde çıkmış ve önemli açıklamalar yapmıştınız. Şimdi de aslında çok tercihiniz değildi ama HSYK seçimleri sonrası ortaya çıkacak tablonun, şu andaki mevcut tablonun ve bundan sonrasının değerlendirmesi için davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ederiz tekrar. Siz o dönemde Ocak ayıydı, tam gününü hatırlamıyorum. Hatta Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun belki 2 Ocak mıydı Sayın Savcım? Evet. 2 Ocak'ta yayındaki açıklamalarınızdan ötürü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun o zamanki diyelim, çünkü değişecek 26 Ekim miydi Abdurrahman yeni HSYK? 27 Ekim'den sonra evet değişecek. Eski HSYK'nın 3. dairesi diyelim. TVNET'e yazı gönderdi ısrarlı taleplerle. Neden Mehmet Demir'i yayına aldınız? Cevap hakkına istinaden mi yoksa kendisi mi talep etti Kabil'inden? Çok da usule uygun olmadığını bizim düşündüğümüz. Burada arkadaşlarımızın öyle değerlendirdiği, hukuk servisindeki arkadaşların da bir izahat beklemişlerdi. Sonuçta siz orada bir risk aldınız ve çıktınız. Önemli şeyler söylediniz. Bugün baktığınız zaman, şimdi yargı darbesi girişimi olarak artık 17 Aralık addediliyor. Genel, geniş bir kesimce kabul ediliyor. Seçimlere gelmeden önce istiyorsanız oradan başlayalım. Ama 17 Aralık süreci paralel yapı denilen devlet içinde örgütlenmiş yapının en azından psikolojik harekatları, propagandalarıyla devam ediyor. Burada bir yargı darbesi girişimi üzerinden soruşturma söz konusu olabilir miydi? Hala olabilir mi? Öyle bu soruyla başlayalım. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hakikaten bizim meslek, hakim savcılık, çok konuşmaya müsait bir meslek değil. Bizler aslında medyada çok görünmeyi isteyen insanlar da değiliz. Hatta bu medyada çok görünmenin bize çok bir faydası olmaz. Hatta zararı da olur. Ancak 17 Aralık ve 25 Aralık darbe teşebbüslerinden sonra ben zaten bunu Adalet Org'a bir yazı olarak yazmıştım. Ve şöyle demiştik. Şuncu veya buncu olmayan hakim savcı meslektaşlarım, bu bir yargı darbesi teşebbüsüdür. Bu darbe teşebbüsüne karşı çıkalım. Yani benim asıl talebim ve gayem meslektaşlarımın bilinçlenmesi ve bu yargı darbesine karşı çıkmasını sağlamaktı. Biraz da o zaman yine sizin ve Abdurrahman Bey'in yoğun ısrarları üzerine, evet, bir nevi bir memleket meselesi olarak gördüğümüz için, çünkü hakikaten o dönemde emniyet ve yargıya sızmış olan bir junta yapılanması, paralel junta yapılanması gerçekten bir kısım
soruşturmaları bahane ederek, bir kısım soruşturmaları kurgulayarak, bu milletin seçtiği, meşru seçilmiş bir hükümete karşı darbe teşebbüsünde bulundu. Şimdi bu bir memleket meselesi oldu. Biz de şöyle yetiştik. Yani bizim yetişme tarzımız böyledir, kafamızda başka türlü çalışmıyor. Mevzu bahis vatansa her şey bizim için teferruattır. Yani biz orada artık şahsen yara alır mıyız? Şahsen bizim zararımıza bir şeyler doğar mı? Biz bunu düşünmeden, madem ki bu memleket meselesi, milletin güvenliği meselesi, biz burada kendiliğimizden bir vazife addettik. Evet. Ve bu darbeye karşı çıkmak için meslektaşlarımıza çağrıda bulunduk. Sizler de ısrar ettiniz. Bunu televizyonda söylemiş olduk. Evet, şimdi o dönemde hakikaten bu bir darbe teşebbüsüydü. Hala da öyle değil mi? Yani. Elbette. Şimdi bir olayın, o zaman da söyledim, şimdi de tekrar ediyorum, siyaset bilimi ve hukukun temel prensipleri yönünden bir eylemin hükümete karşı darbe teşebbüsü olup olmadığına karar verecek olan makam, darbeye maruz kalan organdır. Yani yürütmedir. Yani yürütmenin başıdır. Yani iktidarın başı başbakandır. Bir olayın darbe teşebbüsü olup olmadığına başbakan karar verir. Buna başka şeyler karar vermez. Yani oturup da gidip sulh ceza veya sulh hukuk mahkemesinde bu bir darbe teşebbüsü müdür diye tespit kararı alınmaz. Buna başbakan karar verir ki darbenin teşebbüsünü önlesin. Yoksa hiçbir darbe girişimi önlenemez. Bütün darbe girişimleri böylece başarıya ulaşır. Zaten geçmişte öyle olmuştu. Hep öyle olmuş. Peki şunu sorabilir miyim bu arada fazla bölmeden? Başbakanın meydanlarda o dönemde yaptığı açıklamayı ihbar kabul edip resen o zaman değilse veya sonradan bir soruşturma evet. açma imkanı ihtimali yok tabii, muydu? Tabii. Şimdi şöyle, o dönemde Sayın Başbakan, yani dönemin başbakanı çıktı ve bunun bir darbe teşebbüsü olduğunu ilan etti. Sayın Savcım, dönemin başbakanı fezleke gibi algılanıyor. Bunu söylüyor dönemin. Fezleke gibi algılanıyor dönemin başbakanı. Evet. Evet. Öyle demiş zaten. Niyetiyle söylüyorsan ondan ama daha başbakanken. İstihza yaptı bence Sayın Savcım, oraya gönderme yaptı. Ben bir ironi yaptım. İroni yaptı. Yani onlar başka nedenle dönemin başbakanı demişlerdi. Ama ben gerçek manada dönemin evet, başbakanı evet. diyorum. Çünkü şimdi dönemin başbakanı şimdi cumhurbaşkanımız oldu. Evet. O yüzden ayırt etmek için söylüyorum. Çıkıp bunun bütün kamuoyuna, bütün millete bunun bir darbe teşebbüsü olduğunu ilan etti ve böyle tespit etti. Bunun üzerine darbenin, juntanın emniyet ayağını süratle ve hızla görevden aldı. Zaten darbeyi önleyen en önemli hamle buydu. Tabii Sayın Başbakan o zaman darbe teşebbüsü dediği zaman ve bunun da yargı ayağı var dediği zaman burada harekete geçmesi gereken en önemli kurum HSYK idi. Yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. Şimdi HSYK o dönemde madem ki ülkenin başbakanı. Siz o zaman da göreve çağırmıştınız HSYK'yı evet, yaparsın evet, şahit. Şimdi, madem ki ülkenin başbakanı darbe teşebbüsünde bulunuluyor, darbeye teşebbüs ediyor bir kısım hakim ve savcılar diye bunu ilan ettikten sonra bu bir ihbar kabul edilmeliydi. Yani hukukta bu böyledir, bu bir suç duyurusudur, bu bir ihbardır. Derhal ama HSYK'nın harekete geçerek kim bu darbeye teşebbüs edenler? Hakikaten darbeye teşebbüs ediliyor mu? Kimler görevini kötüye kullanarak hükümeti devirmeye çalışıyor diye bir soruşturma ve inceleme başlatması gerekirken tam tersini yaptılar. Ne yaptılar? Bildiri de attılar. 20... Muammer Akka